sıyırdım. Güzelce. Heyecanlanıyorum arkadaşlar. Heyecanlanıyorum. Bir an önce yemek istiyorum. O yüzden hızlı davranıyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Şanlıurfa. Şanlıurfa'da 50 liraya ne yenir videosunu izlediniz. Ama şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Şanlıurfa'ya dair her yemeği bu mekanda bulabileceğim söylendi. Şimdi içeri gireceğiz. İçeride Urfa yemekleriyle ilgili her şeyi konuşacağız. Aralarından çok güzel yemekler seçip sizle beraber yemiş olacağım. Ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Mekanın dıştan mimarisi de güzel. Böyle misafir ağırlayacağınız bir mekan halinde aslında. Şimdi içeri gireceğiz. Mekan sahibiyle biraz sohbet edeceğiz. Sonra nasıl lezzetleri var onları konuşacağız. Sonra da en sevdiğim kısma tadıma geçeceğiz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Urfa'nın sıcağını yedim. Evet. Karnım da acıktı. Evet. Sordum, Urfa'nın bütün lezzetlerini bir arada nerede görebilirim diye bura söylendi bana. Teşekkür ederim, buyurun. Ben de geldim, işte Urfa'nın neyi vardır? Patlıcan kebabı vardır. Domates kebabı vardır. Haşhaşlı kebabı vardır. Vardır. Bir de vardır. Ben burada daha önce yemiştim, çok beğenmiştim. Tavuğu sevmem ben de. Evet. Sizin Urfalılar gibi ama. Terbiyeli terbiyesi tavuğunuz var sizin. Onu evet. Da seviyorum. O da varmış herhalde sizde. Var. Terbiyeli terbiyesi tavuk var. Bunların hepsini tatmaya geldim ama önce sizi bir dinleyelim. Sizin mekan kaç yıllık? Nasıl evet. Bir mekandır? Nerededir? Adres olarak nasıl tarif edebiliriz burayı? 5 yıllık bir mekanız. Hemen Valiliğin yan tarafında. Şanlıurfa merkezde bulunan bir mekandır. Urfa mimarisine özgü bir taş yapıyla. Evet, yapıldı. Dışarıdan gördüm, çok şık duruyor. Evet. Öyle bir mekan ve 5 yıllık bir mekanız. Kendinize sağlık. Evet. O zaman size zahmet bize onları hazırlar mısınız? Tabii ki, buyurun. Bir kere bu mekanın tertemiz bir mutfağı var. Kocaman bir mutfak. Her ustanın ayrı ayrı bölümlerde çalışmaları var. Evet. Ama her taraf tertemiz. Yani bizim için çekim için değil, doğal olarak geldik buraya. Spontane geldik ve her taraf tertemiz. Bunun için burası benim için bir adım öndedir. Kebaba. Evet abi, geldik mutfağa. Ustamın yanına getirdin evet. Beni. Evet. Mehmet ustam yapacak, ustam. Sen anlatacaksın o zaman. Olur. Ustam da anlatabilir, ben de anlatabilirim. Fark etmez, tamam. Nasıl isterseniz. Şimdi, Urfa'da patlıcan kebabı gerçeği Birecik. Sizin ilçeden gelen patlıcanların da özelliği vardır. Evet. Esasen tarla patlıcanı. Çıktığında patlıcanlı kebabı mosti gelmiştir. Yani tarla patlıcanları biraz sulu olur. Yani değil suyunu mi? Bıraktığı için çok lezzetli olmaz. Evet. Tarla patlıcanı. Tarla patlıcanı. Ve Birecik patlıcanı. Burada hayvancılık da geliştiği için etler de kaliteli. Evet. Bizim işte Adana'da, burada Hatay'da, Antep'te, Urfa'da, evet. Mardin'de böyle bir keyfimiz var yani. Etler lezzetlidir burada. Etlerimiz mesela bu dönem kuzu dönemidir. Kuzu etleri olduğu için biraz da lezzetlidir. Hı hı. Kuzu dediğimiz 6 aya, 7 aya kadar olan yavruların etleri. Böyle yavruların dediğimiz zaman böyle bir şirin görünüyor ama etleri de lezzetli ya. Ne yapalım şimdi, evet. Değil mi? Evet, o da öyle işte. Onun da o da yaratılışı bu. Evet. Yaratılışı öyle. Bu patlıcanlı kebap efendim. Tabii merkezine geldik patlıcanın. Dediğim gibi Birecik patlıcanı buraya özgü olduğu için daha burada özel bir kebap yiyeceğiz. Bir de şey diyorlar, İstanbul'da, Adana'da işte her tarafta kebap yapanlar, patlıcan kebabı yapanlar şunu söylüyor. Biz Birecik patlıcanı yapıyoruz ama bu kadar yetecek kadar üretiyor mu Birecik patlıcanı? Birecik patlıcanı belli bir dönem çıkar. Yani 20 günlük bir aylık bir döneme kapsar. Onun dışında diğer patlıcanlar kullanılır. Doğru. O zaman bazı arkadaşlar biraz böyle evet, hani şey yapıyor. Belli bir dönemde tabii, bulunabilir. Mevsim itibariyle belki orada olabilir ama mevsim itibariyle mesela mevsim bittikten sonra bulamazlar. Yani 12 ay diyorlar ama 12 ay boyunca biz Birecik patlıcanı kullanıyoruz diye. Öyle bir şey yok. Yok. İşin merkezine gelince her şeyi de burada öğrenmiş oluyoruz biz de. Evet. Tabii şimdi mesela patlıcan kebabı dediğin gibi Diyarbakır'da Antep'te yapar ama Urfa'nın kim olmaz. Bu bize tabii. Has bir kebaptır. Etiyle, patlıcanıyla. Bu patlıcanlı kebap efendim. Eline sağlık. Bunca bir faydası oluyor. Bunlar habersiz girdi. Aynen. Tabii her zaman, her saat, her dakika bu temizliğimiz mutlaka mevcut. Haşhaş kebabında neler var abi? Haşhaş normalde tuzdan başka hiçbir şey yok. Bunun mesela sebzelisi de olur. Sebzeli haşhaş da diyoruz mesela. Kapya, biber, sarımsak. Peki haşhaş adını nereden alıyor normal etse? Yani ben haşhaş eklendiğini düşünmüştüm mesela. Sen söylemeden. Efendim? Ben haşhaş eklendiğini düşünmüştüm söylemeden yok, ama. Yok haşhaş. Etle değil. Tuzdan başka bir şey yok şimdi. Evet bu. Hı, tamam. Ha tabii bunun sebzelisi de oluyor. Sebzeli haşhaş da oluyor mesela. Kapya, biber, bursa biberi. Ondan sonra sarımsak, maydanoz. Kebabı haşhaş, tescillidir. Evet. Tescilli bir şeydir. Esasen haşhaş denilmesi nedeni bundan önceki yıllarda eski ustalarımız buna kepek katarlardı.
Normal tavuk kepek de var mı? Yeni bilgi öğrendik. Kepek atarlarda da üzerinde böyle kalırdı. İşte şey gibi, haşhaş gibi dururdu. Anladım. Ondan haşhaş kebabı demiş. Tamam, o zaman normalde olayı budur yani. Evet. Tamam. Bugün bir bilgi daha öğrenmiş olduk arkadaşlar hep beraber. Şimdi tavuğumuz gelecek. Şimdi ben burada Urfalılarla sohbet ederken gördüm. Urfalılar tavuk eti sevmiyor. Yani çok tercih edilmiyor. Evet, çok tercih edilmiyor. Şey dediler hatta bana. Çok faydalı bir şey olsaydı bu kadar ucuz olmazdı diye bir söz söylediler. Evet. Şimdi yok üretimi fazla olmuş. Tavuk ızgara tava diye incikten yapıyoruz bunu. Hı-hı. Normalde mesela piyasada göğüsten yapıyorlar da. Göğüs mesela buna nazaran saman gibi yani lezzet olayı olmuyor. Tabii. Artı bizim bir ayrı bir sosumuz var. Biz bunu kullanıyoruz. Adı terbiyesiz ama içinde yok, soslar var. Hayır, bu terbiyeli mi? Terbiyesiz tamam. De anlatacaksın. Tamam. Ne var sos olarak içerisinde bunun? Bunun içerisinde normalde kırmızı pul biberimiz var, özel bizim. Ondan sonra mesela soğan, sarımsak, süt, yağ, 7 çeşit baharat, kimyon. Bunları biz harman ediyoruz, evet. Hazırda bulunuyoruz. Her terbiye yaptığımızda ilave ediyoruz. Ondan belli sonra bir saat tabii bu sosların içinde kalıyor değil mi? Evet, belli tabii. Bir saat kalıyor. Tabii tabii. Eline sağlık. Doğradığımız bir tavuk. Evet. Biz buna kendi özel kendimize has bir sosumuz var. Onu ilave ediyoruz. Ondan sonra soya sosu vuruyoruz. Zaten en büyük özelliği de soya sosunun olması. Soya sosu. Lezzet bakımından. Adı ondan sonra terbiyesiz tavuk oluyor. Evet, terbiyesiz oluyor. Tamam. Soslarımız geldi. Şimdi mesela bu sosu mesela bu bize has bir sos. Bunu yani Urfa'da hiç sayılmıyor. Neler var içerisinde? İçerisinde 7 çeşit baharat, kimyon, sarımsak, süt, soğan, sıvı yağ. Önce mesela sıvı yağı yatırmışız. Bunun sosunu ilave edeceğiz. Giriyor içerisine. Evet. Ayrı bir soya. Evet. Bir de kendi bizim sosumuz özel. Kısmet olsa evde de denelim. İnşallah. Lezzeti duruyor çünkü. Evet, çok lezzetli. Evet. Bu nasıl şiş? Şimdi hepsi şişlendi. Terbiyesiz tavuk, terbiyeli tavuk, haşhaş kebabı ve patlıcan kebabı. Bunların tamamı Urfa'ya özgü ızgara ürünleri. Önce patlıcan kebabımız giriyor. Tabii bu biraz kebaplara nazaran geç çıkıyor. Evet. Sonra tavuğumuz geliyor. Haşhaş kebabımız da geldi. En son bir terbiyesiz tavuğumuz gelecek. Onu da en son atacaklar. Ondan sonra et veya tavuk fark etmez. Izgaraya giren ürünlerin lezzeti ayrı. Bir fırın yemeklerini çok severim. Fırındaki yemekleri çok severim. Bir de bu şekilde ızgaradaki ürünleri çok severim. Terbiyesiz tavuğumuz burada. Diğer ürünlerimiz burada. Benim için pişiyor. Necmur yedim de öpülmesin diye. Necmur yedim de öpülmesin diye. Öyle mi? Tabii orijinal neyse onu yap. Çünkü insanlar geldiğinde de aynı şeyleri görsünler. Bu normal bizim tavuk şişimiz. Terbiyeli dediğimiz baharatlı biberle. Evet tamam. Pişmiş domatessiz olmaz tabii. Tabii bir de bizim acı biberimiz. Allah bu da dediğimiz ocak başı usulü. Eli yandırmaz. Oh, mis. Şöyle çekeriz. Oh. Servis yaparız. Evet amcim. Sonra hemen geldi burada. Ayrı bir tavuğu var mı? Ne yapalım? Patlıcan kebabımız da hazır. En son haşhaş kebabımız gelecek. Şu yanına da. Evet.
biberlerimiz. Şöyle yine domates. Domates, biberimiz de gelecek. İşte budur. Şöyle sunuma hazır oluyor. Eline sağlık. Afiyetler olsun. Yaptığın yemekler için eline sağlık. Afiyetler olsun. Muhabbet için de diline sağlık. Teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Urfa'ya gelmişsiniz. Şimdi en güzel tarafına geldik. Masada aslında Urfa'ya özgü çok daha şeyler sıralayabilirsiniz. Lahmacun koyarsınız, şırlık tatlısı koyarsınız, başka şeyler de atabilirsiniz. Ama şu an ocakbaşı olarak bütün Urfa'yı masama koymuş oldum. Neyden başlayacağız? Haşhaşlı kebap. Aslında ismi haşhaşlı kebap ama içinde sadece kuzu eti ve tuz var. Başka bir şey yok. İçeride de gördünüz ve çatalı vurduğunuz an bağlıyor. Şöyle göstereceğim. Urfa kebabı. Bunun adı haşhaşlı kebap. Bazı şeylerin lezzetsiz olma ihtimali yok. İşte bunun gibi, benim gibi kuzu sevenlere sadece etine güvenerek, sadece tuz atarak getirilen kuzu etlerine de bayılıyorum. Bu onlardan bir tanesi. Dağılıyor, çatal alamıyorum. Şimdi patlıcan kebabına geçeceğiz. Onun da usulü böyle çatalla falan olmaz. Şöyle lavaşımızı alacağız. Patlıcanımızı alacağız. Kıymamızı alacağız. Kıymamı aldım içine. Şöyle bir dağıttım. Biraz daha alayım mı? Biraz daha haşhaş kebabından koyayım içine. Hop. Dağıtayım. Sonra aldım patlıcanın kendisini. Biraz eliniz yanacak ama bunu yapın. Elinizle yapın. Çok keyifli oluyor. Şöyle bıçakla bir kısmını alacağım. Biraz yandı elim. Çatalı kullanayım ya. Elimizle yapmamız lazım. Elimizle yapmamız lazım ama çok sıcak. Şöyle aldım. Bütün kabuklarından kurtuldum. Şöyle bunları da ziyan etmeyelim. Patlıcan değerli. Koyduk içine. Sonra ne vardı yanında? Pişmiş domates vardı. Pişmiş domatesin de kabuğunu çıkardım. Yine elimle, elimin lezzeti geçsin yemeğin içerisine. Onu da koydum. Sonra ben acı severim. Hemen şunun biberini de sıyırdım. Güzelce. Heyecanlanıyorum arkadaşlar. Heyecanlanıyorum. Bir önce yemek istiyorum. O yüzden hızlı davranıyorum. Ya buraya özgü lezzetler gerçekten. İstanbul'da da var mı bu tip mekanlar? Var. Ama yerinde yemek her zaman farklı oluyor. İstanbul'da olsa bile burada yemek aynı malzemeyi kullandığında, aynı ustayı götürdüğünde bile aynı lezzeti vermiyor. Havasından, suyundan mı bilmem. Ama durum budur. Hemen acı biberimi de şöyle koydum. Elimi dağıta dağıta. İçine biraz tuz atmam lazım. Tuzluk şurada. Tuz da attım. İçine bir parça da soğan koyacağım. Çiğ soğan. Bu da zevke göre, istemezseniz koymazsınız. Şöyle bir dürüm haline getiriyorsun. Şundan kurtulayım. Sonra güzelce sarıyorsun sıcak lavaşın içine. Alıyorsun böyle sokumunu. Ne diyorlardı Antalya'da? Sokum. Sokum değil ya, başka bir şey diyorlardı. Tomaç. Tomaç. Yörükler tomaç der, biz sokum deriz. Alıyorsun sokumunu. Ağzını yüzünü kirlete böyle patlıcan kebabın tadına doyacaksın. Yani bunun lezzetini anlatmaya gerek yok. Birçoğunuz yemiştir. Ben bu şekilde yememişsinizdir belki. Kesinlikle bu şekilde deneyin bunda. Yancıları burada daha farklı. Burada mesela leveni görürsünüz. Biz Adana'da buna sıraysır deriz. Buğdayla yoğurdun böyle karıştırılmış serin bir hali. Yani ayran aşı çorbasına da benzer. Nohut da mı var? İçinde nohut da varmış. Ben ayırt edemem nohutu ama nohut da varmış ama çok lezzetli bir şeydir. Hem serinletici sıcaklarda hem de lezzetli bir şeydir. Buğdayın her türlüsünü burada kullanıyorlar zaten. Bir de burada salatalarda böyle sulu sulu bir salata. Yerde görmüşsünüz hatırlıyorsanız böyle bostana var. Yani bostanda ne varsa içine koymuşlar. Maydanoz, salatalık, domates, biber. İçinde tabii ki burada isot, ekşi her şey var.
lezzetli bir şeye büründürmüşler. Biraz acı, biraz ekşi, bütün damağın her tarafını vuran bir şey. Çok lezzetli, çok ferah. Bunların üstüne şahane gidiyor. Kameraman da hakkını alıyor vallahi. Afiyet olsun, güzel oldu, güzel değil mi? Şimdi tavuğa geçelim. Şimdi ufak ufak tadıyorum ama ben geri kalan hepsini bitireceğim, çok çok lezzetli. Şu tavuğa geçelim. Bu tavuk kuşbaşı yine çeşitli soslarla harmanlıyorlar. Bunu her yerde bulma imkanınız var ama bu terbiyesiz tavuğu Urfa dışında bulma imkanınız pek yok. Şunun bir tadına bakalım. Şimdi terbiyesiz tavuğu göstereceğim size. Aslında terbiyesiz tavuk diyoruz ama tabii ki dediğim gibi soslarıyla falan bir şekilde terbiye edilmiş oluyor ama adı burada terbiyesiz tavuk olarak anılıyor. Ben bunu evde denerim. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli bir şey. Terbiyesiz tavuk da buraya özgü. Lezzetli bir Urfa ürünü. Şimdi bir de fiyatlardan bahsedelim. Patlıcan kebabı 30 lira bir porsiyonu. Haşhaş kebabı da 30 lira. Tavuklarda porsiyonu 25 lira. Bu şekilde geçiyor. Lebeni yanında ikram. Bostaneyi isterseniz yanında 5 lira vermek zorundasınız bunun için. Böyle. Burada da böyle durum. Yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradaki her şey çok lezzetli bu arada. Urfa'yı burada toplamışlar aslında. Dediğim gibi lahmacun ürünleri de var. Onları da ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Aynı sofrada buluşmak ümidiyle. Sevgiyle kalın.